Merhaba. Merhabalar. Merhabalar efendim. Efendim merhabalar. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kalın hoş geldiniz efendim. Karşınızdayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar, harika bir stand-up show sizi bekliyor. Onu söyleyeyim size. Açık kulak verdiler. Bir saniye. Açık değil mi? Harika bir stand-up show sizi bekliyor. Yerlerinizde alınız. Lakin stand-up show başlamadan önce arkadaşlar, cipsinizi, kolanızı, suyunuzu, meyvenizi, efendim çayınızı hazırlayın. Çünkü biraz uzun sürecek. Anlatacaklarım. Öyle saat şu anda 11 çeyrek geçiyor, öyle 25 geçiyor, 11'e 25 geçiyor. Başlayacağız. Güzel bir gösterimiz bekliyor arkadaşlar. Bugün pelerin giyim size. Yine simsiyah. Pelerin giyim. Bunu beğenmişsiniz. Böyle elinizi alıp döndürebiliyorsunuz. Şöyle bak, dönüyor. Bak şu dönüyor. Pelerin giyim. Pelerin tarzı çıkıyor. Başlayacağız şimdi. Umarım iyi çıkıyordumdur yani. Şu an kameranın karşısında. Başlıyoruz. Stand-up show'umuza. Arkadaşlar bugün siyahlara büyündüm. Karşınızda ne olmuştu? Matrix'teki ne var ya? Matrix devresinden aldım. Yok ya. Biraz daha değişik. Bu siyah benim konseptim bu. Hem böyle değişik böyle hem bol böyle, tamam mı? Değişik bir şey yaptım. Arkadaşlar hakikaten güzel bir gösteri sizi bekliyor. İçimden geldi. Yani aklıma geldi. Yani dedim çekeyim. Ne yapsam dedim de arkadaşlarım dedim. Biraz daha mutlu etsem. Biraz daha hani pozitif şeyler katsam dedim. Bu şekilde bu konsepte karşına çıktım. Şu an böyleyim. Üstümde giydiğim şey de arkadaşlar böyle pelerin gibi simsiyah ama uzun. Hakikaten uzun. Şöyle göstereyim. Bayağı bir uzun ya. Dönüyor böyle. Hoşuma gitti o benim. Giydim. Mükemmel bir gösteri. Sizi bekliyor. Arkadaşlar stand-up show'umuz başlıyor. Başlıyor. Hoş geldiniz, sefa ettiniz. Arkadaşlar şimdi konuya nereden girsek ya? Vallahi ben de biliyor musunuz böyle tek başıma çektiğim için şimdi nereden çalsam diye kendi kendine düşünüyorum, tamam mı? Neyse bir yerden gidiyoruz artık, kameralar açık. Artık kameraların karşısındayız ya, başka bir şey yok şu an. Yapacak bir şey yok, bitti, geçti o, geçti. 5 dakika önce diyordum ki lan ne güzel çekerim diyordum. Kameraları açtım. Ortadayız yani. Neyse. Başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Benim komedi neşelerden bir tanesi yaşanmış. Ve kesin siz yaşıyorsunuzdur yani. Neşelerden bir tanesi, örnek veriyorum, tamam mı? Mesela bir yemek ortasında mesela yemek yerken mesela yemekte arkadaşlar, mesela televizyonun karşısında yemek yersiniz siz de, ben yiyorum ya da internetin karşısında. Ben arkadaşlar şöyle bir huyum var. Mesela televizyonun karşısında, tamam mı, örnek veriyorum, bir film izliyorum ya da MasterChef izliyorum, tamam mı, ya da ne bileyim bir şey izliyorum. Yerken genelde arkadaşlar, tamam mı, böyle işte hani bazen sofrada değil de şeyi tercih ediyorum. Yani yerde yemeği tercih ediyorum. Hani yerde bazen yerde yiyorum. Yani sehpanın üzerine koyuyorum sehpanı. Sehpanın üzerine koyuyorum. Eğiliyorum, yiyorum. Şimdi sehpanın üzerine yerken de ayaklarımın üzerinde, tamam mı, hani şey yapıyorum, böyle oturuyorum. Yani sandalye falan kullanmıyorum. Yerde yiyorum, bazen yerde yiyorum ben. Yerken de ya ben de şöyle bir şey oluyor. Bilmiyorum sizde oluyor mu, tamam mı? Nasıl oradan görünce bilmiyorum da. Şimdi yemeği yiyoruz, tamam mı? Eğilmişim. Yerde yemeği yiyorum. Yiyorum. Nasıl dalmışsam, tamam mı? İşte televizyon izliyorum lan. Yemek yiyorum, çay içiyorum. Kendi kendime yemek yiyorum. Yiyorum, kalkıyorum. Bir daha yiyorum falan. Sonra sol veyahut da sağ ayağımda böyle ufak bir karıncalanma. Sanki karınca geziyor. Böyle sanki karıncalar. Karıncalanma oluyor, tamam mı lan? Sol ayak, tamam mı? Bazen sol bazen sağ, belli değil ama hani bazen sol bak. Sol ayak böyle, tamam mı? En sevmediğim şey, bak en sevmediğim şey bacaklarım üzerine oturması ve ayaklarım uyuşması. Uyuşma var ya, dediriyorum ya. Hatta her uyuşmada diyorum ki bir daha diyorum oturursam. Ama yine oturuyorum.
Her uyuşmada ayakların uyuşması oluyor böyle. Arkadaşlar ayak uyuştuğu zaman da çünkü onun şeyi var. Bilimsel şey de şu. Hani kan gitmiyor ya hani oraya. Oraya baskı görüyorsunuz, kan gitmiyor. Biraz kaldırdığın zaman da hemen oraya kan gidiyor, uyuş şey oluyor. Uyuşma oluyor, tamam mı hani? Benim komik bulduğum şey şu. Bakın şu anlara şahit oldum. Şimdi yine böyle yemek yiyoruz, tamam mı? Bir arkadaşımla beraber biz de böyle açtık, böyle film izliyoruz. Tamam mı? İşte Hızlı ve Öfkeli'yi Dominic Toretto'yu izliyoruz, tamam mı? Dominic Toretto böyle arabayla üçü şaka yapıyor. Ne Dominic Toretto'su. Film izliyoruz işte, belgesel. Çita filmi açtık, tamam mı? Böyle belgesel izliyoruz, tamam mı? İşte çita yiyecek mi falan, nasıl koşacak? O diyor ki 50, ben diyorum 100 koşacak falan. Aramızda bahse girdi. O anda da yemekte böyle çökmüşüz. Ama ne çökme. Bir çökmüşüz, 3 saat kalkmamışız. Böyle tut gibiyiz, tamam mı? Çöktük. Ayaklarımızı bir kaldırdık, o diyor ki ooo ayak gitti, ayak gitti. Ben de kalktım, dedim benim sol ayak tutmuyor, bakın aynen duruş şu, bak ayak kalktı ki, ayak uyuşmasından bahsediyorum. Ayak kalktık ve ben ayağı böyle tutuyorum, bak ah, ulan bir daha oturursam ah, o da böyle bak ah, ah, bak ben böyle bir ayak uyuşması görmedim, böyle bak ah, 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 ah. Ah, böyle. Ben onu dedim, ne oluyor sana dedim, tamam mı? Ben böyle ayak uyuşması görmedim. Normalde böyle yaparsın. Ayak uyuşur. Ah, 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 ah. Hani böyle yaparsın. Ben öyle yapıyorum genelde hani. Titrersen, o hemen ona karşı bir yumruk atıyor, hemen gidiyor mesela. Ah, 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 ah. Şöyle titre, 3 dakika titre hemen geçiyor. Ben kalktım, dedim ki ah. Dedim ulan dedim, bir daha dedim otursam titremeye başlıyorum, ah ah. Arkadaşım böyle titremeye başladı, bak şaka değil lan, yine bir gerçek. Kalktık, bıraktı bak. Ah, 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 ah. Ulan dedim ne oluyorsun dedim, çocuk mu doğuruyorsun, tamam mı? Dedim, ne oluyor? Oğlum ben diyor böyle istiyorum diyor, ah, 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 ah. Adam ya ben böyle ahlama görmedim ya. Şaka değil ha bunlar. Bak hani yaşadık yani. Hani adam yanımda böyle bir ahlıyor ki bacağı titriyor, tamam mı? Hani uyuşmuş zıplıyor. Ah ah. Ya yemin ederim belgesel izliyoruz. Yanımda antilop var sanki. Hani ben çıtayım, adam antilop gibi eli ayağı bir oynuyor, tamam mı? Bir daha oturursak hani ayak uyuşması 3-4 saatten sonra bu sesleri çıkartıyor arkadaşlar. Tavsiye etmem. Biz daldık böyle, tamam mı? Daldık gidiyoruz. Bir kalktı. Bacak yok. Bir kalktı, bacağımız yok. Kötü yani, o yüzden çok çömmeyin. Çömüyorsanız da arkadaşlar çömme neyse çöm. Çöm kalk. Askerde çok yapıyorduk. Çömerseniz de yani ayak ayak üzerine oturursanız da yani mutlaka 5-10 dakikayı 15 dakika geçmeyin. Çünkü az şey oluyor. Ayaklarınız arkadaşlar uyuşuyor yani. Sonra kalkıyorsunuz şöylesiniz bak. O var ya, o en kötü şey, benim mesela, ben de böyle oldum, kalktım ya. Böyle bastığınız zaman sanki 2 ton basıyorsunuz gibi mesela, ayağın uyuştu. Kalktın, böyle dokunmazsan dokun. Tamam, ben böyleyim bak. Dokunduğun an titreme başlıyor, tamam titriyorsun. Mesela ben dokunuyorum, ah sanki 2 ton basıyorum. Aklıma geliyor şimdi, tamam mı? Ulan basıyorum böyle, ah. Basamıyorsun bir de. Basmaya çalışıyorsun mesela, ayağın uyuştu. Şöyle basmaya çalışıyorsun ya, hoşuna gidiyor. Bir yandan da hoşuna gidiyor. Ah 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 ah. Tamam, kendi kendine. Ah ah ah. Yavaş yavaş biraz bastırayım da alışayım. Ah ah iyi. Kendi kendine bu şekilde, ben de böyle yani. Biraz basıyorum bu şekilde. Titreme de oradan geldi aklıma, lan dedim. Ben dedim titriyorum hani ayaklarım uyuşurken, tamam mı? Hani üzerine basamıyorum. Basıyorsunuz, iki ton geliyormuş gibi oluyor. Tamam, bende öyle etkileri var, değişik. Tamam işte, ayaklarım uyuşmuş, sol ayak. Yanımdakinin sağ ayağı uyuşmuş. Arkadaş da yemin, ben böyle ses duymadım ya. Ya yemin ederim, böyle yok ya, ben... Yok, böyle bir şey yok, yok. Böyle bir şey yok, yok. Böyle bir şey yok ya. Oğlum dedim, biz dedim ne içtik? Çayımızı içtik. Tamam mı? Bak ne güzel yemeğimizi yiyoruz. Niye böyle şeyler yapıyorsun, tamam mı? Hani biri görse deli der, bu ne lan böyle kalkıyor. Bak ses bu. Bunlar şaka değil ha, bayağı bildiğiniz gerçek.
titriyoruz. İki kişi tamam mı? Eğin işte titriyoruz böyle. Ben böyle o ördek gibi böyle. O bende çıkan ses bu. Ah ulan bir daha yerde yersen. Son tamam hani ben böyle yapıyorum. Ah oğlum geçiyor bak benim. Bak üzerine biraz bas ayağım. Yavaş yavaş alışıyor. Ah benim geçti. Benim geçti diyorum. O böyle bak. Ah ah. Oh ah artık oha doğru geliyor. Oh. Ne oluyor? Bir şey yok musun? Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ne oldu? O ah ne? Ah 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 ah. Tamam. Dedim bir daha dedim o sesi çıkartma. Dedim bir daha o sesi çıkartma. Bozuşuruz. 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 Öyle bitti. Ayak uçması da böyleydi. Ama şaka değil. Hani bunlar evin içinde arkadaşlar yaşanan şeyler. Hani aklıma geldi. Yani yaşadığım şeyler anlatıyorum. Biraz da böyle hani komiklik de var. Yok gibi işlerinde komiklik de var. Herkese böyle olmaz. Şimdi bana oluyor. Herkese böyle olmaz. İşin aslını söyleyeyim. Bu işin aslı. Neyse. Şuna geçelim. Şimdi arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela. Mesela sohbet esnasında şöyle şey vardır ya. İşte hep beraber sohbet edersiniz tamam mı? Bir tanesi eli kaşımaya başlar tamam mı? Eli kaşınır. Elini kopartır. Hoş başınıza geldi mi? Mesela sohbet esnasında bir böyle yapar bak. Bak şöyle bak. Şimdi konuşuyorsunuz. Ne oldu? Gittin mi? Gitmedin mi? Sen dersin ki ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Elim çok kötü kaşınıyor ya. Vali ya el. Yırtacağım dedi. Eli birazdan yırtacağım. Öyle bir kaşınıyor ki çok kötü kaşınıyor. Vallahi he. O zaman sana para çıkacak. Sen çok zengin olacaksın. Öyle mi dersin? İyi o zaman her tarafı kaşıyın. Diyormuş. El kaşınması var. Bazısı elini yırtıyor böyle. Yırtacağım. Bu nasıl bir kaşınma geçmiyor falan. 15 dakika kaşıyanı gördüm ben. Arkadaşlar burası var ya. Buralara isim yazdım. İsim süresi o kadar yani. El kaşınması var mesela. Benim enteresime giden o. Mesela el kaşınması var. Daha el kaşıması falan var yani. El kaşımaları falan. El kaşıması var. O da hep şöyle derdi. Elin kaşınıyorsa bir yerden sana para gelecek. Uğurlu. Anladın mı Milli Piyango? Bir yerden sana para gelecek. Zengin olacaksın. Bana verecek mi? Bana verecek misin birazcık para? O zaman çıksın. O zaman çıkmasın. Vermezsen çıkmasın. Verir sen çıksın. Mesela onlar var. El kaşınması var. Mesela şey var. Ne diyeyim? Şu mesela şunlar var arkadaşlar. Düşündüm işte kendime. Gülmeler var mesela. Evin içinde hiç gülme gördünüz mü? Evin içinde gülmeler var mesela. Kalabalık bir ortamda sevdiğiniz insanlar varken mesela tipik gülmeler var mesela tamam mı? Onların da hemen hepsini görmüşlüğüm vardır. Öyle söyleyeyim. Çünkü 1700'lerde falan gülme başkaydı. Falan işte. O zamanlardan bu zamanlara gülmeyi anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar gülme kaça ayrılır? Öğretmen gibi. Şimdi gülme kaça ayrılır? Hemen buradan ifade ediyorum. Arkadaşlar tipik insan gülmeleri mesela normal bir insan gülmesi şöyledir. Havalar biraz soğuk kusura bakmayın. Şöyledir. Mesela şunu dersin mesela tamam mı? Üzüm baka baka kararır. Sallıyorum ya bir şey dedim anladın mı işte hani. Ya ne bileyim hani anladın mı işte şöyle bir şey sallayayım mesela. Bana bir espri yapsana. Vallahi 5 dakika önce bindi. Bitti. Mesela bu tipik, bu normal insan. Mesela normal bu, normal. Bir şey dersen adam bir de öyle mi falan. Öyle miydi? Ben başkalarına diyordum falan. Bu normal. Bakın. Şimdi bir de keçi gibi gülmeler var tamam mı? Keçi gülmesi var. Keçi gülme tiplemeleri. Keçi gibi gülenler var. Benim bir arkadaşımın yeğeni keçi gibi gülüyor mesela. Keçi diyordum hatta. Lakabı keçi gibi. Aramızda ama hani. Onu samimiyetle güvenerek söylüyorum. Aramızda onu sevdiğim için keçi diye kaydetmiştim. Öyle söyleyeyim. Keçi. O ayrıca keçi yazıyordu böyle. Keçi. Şöyle bir yüzü vardı. Mesela. Çünkü keçi gibiydi. Yüzde keçi gibi. Şöyle mesela. İleride oldu. Ama şaka değil bunların hepsi gerçek yine.
İşte bir şey gülüyoruz, bak herkes böyle gülüyor. Öyle gidiyor bak. Ya şaka değil ya, ya aklıma geldi de şimdi gidesim geldi bak. El böyle, kitli böyle bak. Deli gibi gülüyor. Ön dişler kalkık, bak kalkık. Böyle gülüyor ya. Fare midir, keçi midir, tamam mı? Öyle mesela. O var. O var. Mesela geçiyorum. Mesela gülüp duramayanlar var mesela. Ağız kilitlenmiş mesela şöyle. Bir espri yapıyorsun, tamam mı? İşte gülüyorsun aranızda. Mesela böyle devam ediyor mu? Tekrar başlıyor. Durmuyor bu. Duracak mısın diyorsun. Tamam mı? Duracağım mı? Durmuyor, durmuyor. Çok kötü, çok çok. Durmuyor. Bu var. Gülüp duran yanına kıvamına giriyor bu. Bir gülüyor. Ama öyle böyle değil. Falan bir gülüyor. İşte. İşten gülenler var. İşinden gülüyor. Falan böyle tam yüzünü belli etmiyor. Sinirli gibi böyle. O ne? Ben bunu da rastladım. Adam yüzü ciddi ama işten gülüyor böyle bak. İyi bakın. Enteresan bir gülüş. Belli etmiyor. Gidiyor böyle. İşten gülme var. Şeyli gülme var mesela. Omuzunu kaldırarak falan gibi var böyle, tamam mı? Bu da var mesela, şaka değil ha. Hep gerçek bunlar hani, benim sentezlemelerim mesela, bir şey diyor. Komple vücut oynuyor. Hani yüz değil de, yüzü gülmüyor adamın, vücudu gülüyor böyle bak. Öyle mi? Tamam kardeşim be. Tamam. İşte o var mesela. Kimisi mesela, bazıları da o kadar çok gülüyor ki el oynuyor. Öyle mi? Falan ya el kulağına eğiliyor ya burnuna eğiliyor. Öyle mi? Yılanlar mesela gülerken kendini yırtanlar var. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Elini koyuyor. Böyle ellerini falan her tarafına taş. Öyle mi? Öyle mi? Tamam öyle. Öyle. O var. Mesela başka neler var mesela? Gülerken gözüne yaş akanlar var. Adam gülüyor, ağlıyormuş gibi gülüyor. Kimisi öyle. Tam böyle bak. Mesela ağlayarak gülüyor. Falan kimisi gülerken ağlıyor. Değişik. Onlar var mesela. Dediğim gibi. Normal var. Kimisi deli gibi gülüyor. Deli tarzı var. İnanmıyorum ama. Kimisi vuruyor. Gülerken vuruyor. Oğlum böyle bir şey olamaz. Olamaz moruk böyle. Kimi söyle gülüyor. Yani yanındakine vuruyor. İnanma. Böyle bir şey olamaz moruk. Tamam. Bunlar var. Bunlar da gülme tiplemeleriyle. Sessiz, sakin gülenler var. Düzgün, hanımefendi gülenler var mesela. Kimisi kibar gülüyor. Öyle mi? Ritim düşüyor. Ritim 90 desibelle başlıyor. Bu düzgün gülüş, hanımefendi gülüşü. Desibel iniyor. Öyle mi? Düşüyor. Bitti. Bu kadar. Gidiyor. Bu da şey sınıfına giriyor böyle. Hanımefendi düşük sınıfına giriyor. Evet. Gülme tiplemelerimiz böyleydi. Enteresan bir stand-up show devam ediyor. Sakın kaçırmayın ama gerçek bunlar. Yani benim sentezlerim ya. Hani tabiri caizse kendi gördüklerimi anlatıyorum ben. Başkalar neler vardır? Neler var? Neyse, neler var? Biz nelerini gördük? Mesela evde mesela arkadaşlar, sesim kısıldı. Evde mesela, ne diyeyim? Adam mesela el kaşıması var, ayak kaşıması da var. O da çok kötü. Bunu da biliyorum. Adam işten geliyor. Hanım ne yaptı? Sana bak, gerçek. Adam işten geliyor. Adam yere de gitmiş, akşam gelmiş, ne diyeyim, yere de gitmiş, onda gelmiş, tamam mı? 15 saat çalışıyor, öyle bir adam. Gelmiş, hanım ne var evde? Zile basıyor, hanım evde ne var?
Tamam, pilav koy. Biraz daha fasulye. Ben salona geçiyorum. Tamam, adam salona geçiyor. Uzanıyor. Ayak, bakın. Bu bilimsel yani, şaka değil. Bilimsel, benim kendi bilimsel. Yani kendi bilimsel görüşüm. Yine şaka değil. İşten gelen erkeklerin ayaklarının kokma oranı %90 90 aynen 90 diyeyim. %80 ile 90 arası değişiyor. Yani tabiri caizse buna leş diyebiliriz, tamam mı? İşten geliyor. Şaka değil ama çünkü çok fazla ayakta duranlar, aşırı ayakta duranlar arkadaşlar, kalitesiz çorap ayakkabı giyiyorsa buna maruz kalıyor yani. Kokuya evdekiler maruz kalıyor ve zehirlenip ölüyorlar. Öyle söyleyeyim. Bir defasında benim arkadaşım böyle telefon oldu işten dolayı. Gelme dedim, ne dedim Cafer? Dedi ki telefon ayak kokmasından o kadar yani. Çorabını asmış, o günü zehirlenmiş. Ha böyle yani, o kadar etkili bir çorap. Yani demek istediğim şu, konudan da sapmayalım. Geliyorsun abi, yattın, uzandın değil mi? Pilavını yiyorsun. Evde bir koku değişikliği oluyor. Nereden geliyor? Senden mi geliyor? Benden değil. Senden? Yok, bir şey kokuyor. Senden mi geliyor? Yok. Kimin ayağı kokuyor? Şu var bak. Kimin ayağı kokuyor? Kimin? Senin mi? Bakayım koklayayım. Bir de şöyle bir yöntem var. Başaka değil. Ayak koklanıyor. Şimdi ben burada kamera karşısında gösteremiyorum da. Yani şu ayağını kaldır koklayanlar var. Ayağını kaldır koklayanlar var. Efendim çorabını çıkartıp bu kokmuyor be lan. Lan saç bana mı lan, bu kokmuyor. Salak al kokla. Öldü. Kimisinin burnu yok yani, burnu yok, öyle söyleyeyim. Adam diyor ki mesela, adamın ya leş gibi kokuyor ya, bakın. Çıkartıyor çorabı. Oğlum bu mu kokuyor lan, manyak mısınız lan, salak. Daha ben bunu dün giydim, al kokla, koklayayım. Pat adam ölüyor. Kimisi de diyor ki mesela, oğlum gül gibi kokuyor ya, kokla diyor, hakikaten kokmuyor. Kimisi de kok. Ama genelde şu vardı. Şimdi ayağını koklayıp çorabı koklar. Oğlum, saçmalamayın oğlum ya, bu mu kokuyor ya? Daha dün giydim ya. O da diyor ki, atın makineye. Yok yok atma, ben onu daha bir hafta daha giyerim, atma. Onu koy, kanepenin yanına, ben onu yarın giyeceğim. Bu da var. Attırmıyor ya şimdi, kuşkular kokuyor. Ama bu gerçekler yani, hani ben... Şey yani, hani ben bunları gördüm yani, öyle söyleyeyim. Çorap kokması var, leşten daha kokar, doğrudur. Onu söylüyorum, doğrudur. Leşle şey getirdik yan yana, tamam mı? Hangisi daha? O dağarmış, neyse. O çorap kokması tabi beyni zedeliyor arkadaşlar. Beyin yanması oluyor. Mesela evdeki birinin ayaklarının kokması gerçekten psikoloji bozuyor. Kimi ağlıyor. Çorap kokuyor falan diye. Kimi ağlıyor diye kapanıyor falan. Kimi huzursuz oluyor. Bunların hepsinin sebebi o. Kok yani. İşten gelip genelde 70-80 erkeklerin kokar. He, bayanların da kokuyor. Bayanların da kokuyor. Mesela yani. Nasıl? Onlar da işte hani toplu falan gittikleri zaman genelde. Ben çünkü bunları araştırdım hep gece. Kimin kokuyor falan. Araştırıyorum arkadaşlar yani bilimsel. Bayanların toplu falan giyiyor arkadaşlar. Toplu giydiği zaman genelde bir de hani böyle naylon adi, kötü, iğrenç giydiği zaman genelde onlarınki de erkeklerden farksız yani, leş gibi kokuyor, öyle söyleyeyim. Kokuyor. O yüzden de pamuklu, reklam yapıyormuşum, pamuklu bak, sentetik değil. Yani o yüzden de bayanlarda da oluyor öyle söyleyeyim. Ama erkeklerinki daha fazla. Yani bayanlarınki %10 ise, %20 ise, erkeklerinki %70. Böyle gidiyorsun yürüyünce. Anne! Maske var mı ya? Oğlum niye? Anne maskeni aldım çünkü içeride birisi ölmüş galiba, maske varsa öleceğiz yoksa maskesi gelemiyoruz. Ne oldu? Anne babamın ayağına bir şey falan mı döküldü, böyle koku yok ya. Vallahi içeride vallahi kedi öldü ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Yani ölür insan, oraya girme ya. Sonra girmeyelim, tamam mı? Bak çorabını çıkarsın, yoksa içine gitmem, bak kavga çıkacak. Bak kavga çıkacak, çorabını çıkarsın ha. Şöyle bak. Anne babama söyle çorabını çıkarsın, duramıyoruz. Film izleyeceğim ya, lütfen. Bunlar da var. Şimdi
şaka değil bunların hepsi. Adam işten geliyor, yorgun argın. Diyorsun ki, çorabın kokuyor. Lan ne çorabın kokacak ya? Kokmuyor. Sen kokuyorsun, sen. Ya bu gerçek yani, çorap kokması var. Neler neler. Şimdi bunlara geldik de daha hani neler var da ben söylemiyorum hani neler var. Neler, ne kokular var arkadaşlar. Koku programı yapsak ne yapsak neler var, örnek veriyorum. Tamam işten geldi, çorabı koktu. Ayağını kokladı, çorabı kokladı. Oğlum bu mu kokuyor ya, saçmalama dedi. Onu geçtik, bunları geçtik. Attık, kavga çıktı. Benim kokma, senin kokma tartmalar oldu falan. Neyse en sonunda çorap gitti. En güzeli böyle bir şey varsa hemen böyle çorapları banyoya atıp ayaklarını sabunla yıkayıp oturmak. Ama o da bir çare değil. O da bir çare değil çünkü bunu da ben gördüm. Ayaklarını yıkıyorsun sabunla. Arkadaşlar yine kokmaya devam ediyor yani. Bu da bir ilginç bir şey. Hakikaten bak yani yıkıyorsun sabunla, giyiyorsun, oturuyorsun yine kokuyor. Yani hatta diyorsun ki acaba falan yok artık, hani o konu oraya gidiyor. Oğlum şimdi güçlüğünden bir tuzu ruhu yok ya. Bu nasıl bayağı ayağını kopart ya. Gelme buraya falan. Git balkonda otur 10 saat falan diyorsun. Yani geçmiyordu, öyle bir şey var. Sindin mi geçmez. Sindin mi geçmez. Benden tavsiye. O yüzden bu koku böyle bir şey yani. Dediğim gibi böyle bir enteresan bir konuyla karşı karşıyayız yani. Bu da bir gerçekler. O yüzden şaka maka bir taraf. Hakikaten temiz hijyen olmak, temiz olmak, hijyen olmak önemli bir şey. Sağlık açısından, psikoloji açısından, ruhumuz açısından. Çünkü arkadaşlar hani adamın ayağı kokuyor, benim kalbime sancı giriyor. Anladın mı? O kadar kötü yani. Hani psikoloji etkiliyor, kalbimize sancı falan girebilir yani. Şeyden dolayı. Kalbim ağrı girdi. Kimin ayağı kokuyor? Kimin? Hangisi o? Sen misin? Getirin Mahmut'u. Bu çorabı atıyoruz, DNA'sını çıkartacak. Neyse. Demek istedim. Ama kokular tabii bir sürü var. Aslında anlatacağım şeylerde bu kadar yoktu da aklımda. Hani bunları da anlatayım yiyelim. Mesela ne kokular var? Mesela ter de öyle. Ter de öyle. Bilirsiniz ter. Ter kokusu. İçeride bir gülüyor. Ayy. Mesela diyorsun. Ayy. Önemli. Ter kokusu önemli. Ter kokusuna çözüm muhakkak 2 günde bir, 3 günde bir duş yani. 2 günde bir duş arkadaşlar. Bunu çok terleyen birisi varsa mutlaka yapması lazım. Hijyen ben hiç sevmem. Kendi şahsi fikrim yani. Temiz olmaktan yanayım. Öyle söyleyeyim. O da aklıma geldi ama ne kokular var mesela. Ergense tamam mı? Şaka yapmıyorum bak. Ergen tamam mı? Ergen. Ergen var. Salon içeri odanın içerisinde ergen var. Konu nereye gittiğini anlayın. Erkek. Kapıyı bir açıyorsun. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Burada çok kötü kokuyor. Ne yapıyorsun burada? Burada leş gibi kokuyor. Ha? Bir şey yapmıyorum. Film izliyoruz da. Film izliyorum. Oğlum ne kokuyor ya burada ya? Aç pencereyi. Aç pencereyi. Gelip inceleyeceğim, odayı inceleyeceğim. Yok yok gelme oraya, gelme. 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 Buraya gelme, bir şey yok. Orada ne var? Arkanda ne var? Bir şey yok. Bir şey yok. Ne var arkanda? Arkanda ne var? Bir şey yok. Göster. Dur bak ne var arkanda? Bir peçete. Bu ne? Bir şey değil. Bu ne bu? Bu ne? Vallahi bir şey değil. Oğlum bu ne? Sapsarı. Vallahi bir şey değil. Eşşoğleşecek seni. Hıy! Aç pencereyi, kapa şu bilgisayarı. Bu ne ya? Bokunu çıkarttın her gün her gün ya. Boku çıktı bunun ya. Ne bu? Azgın sapık. Aç pencereyi, defol git. Git. Mesela. Gerçek yani. O devre giriyorsunuz, tamam mı? Ergense. Tamam mı? Örnek görüyorum. Şaka değil bunlar şimdi. Kapı.
Bir daha canlandırayım da tam anlayın böyle, tamam. Kapı. Vuruyorum. Gelme. İşim var, gelme. 10 dakika sonra gel. Şu an kamera açık. Demek gelme. Tak. Ne yapıyorsun burada? Ne kokuyor burada? Bu ne ya? Çok kötü bir şey kokuyor burada. Yok, bir şey kokmuyor ki. Bir şey kokmuyor ya. Bir şey yok. Niye geldin ki? Git ya. Sen gitmiyor musun anneannemlere? Git git. Gelme. Git git git. Git git gelme. Git 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 git. Gelme buraya. Oğlum ne yapıyor burada? Ne kokuyor ya burası? İğrenç bir şey kokuyor ya. Ne kokuyor? Ne yaptın sen burada? Sen burada ne yaptın? Ha? Arkamda ne var? Bir şey yok arkamda. Hiçbir şey yok. Oğlum bir şey yok. Bir şey yok. Çıkar mısın? Sen anneannemlere git. Çık bakayım. Ya git ya. Ya evde bir rahat ettirmediniz bana ya. Evde bir rahat edemedik ya. Ya film izliyorum işte, anla ya. Git film izliyorum. Bir bozma filmi. Sakin. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Sapsarı. Ben seni bugün ne için doğurdum he? Tık! Şöyle şiir doğurdum. Aç pencereyi. Bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sapsarı. Bir şey değil ya. Bilgisayarın ekranını sildim de. Kolonya döktüm. Böyle bilgisayarın ekranını sildim. Böyle cam gibi yaptım da. Aynen. Biraz bugün temizlik yaptım. Nasıl olmuştur oralar, iyi mi? Hep bir pislik ya. Camın pisliği. Anneanneme gitmeyecek misin? Başlarım anneannene. Defol git. Aç pencereyi de. Bak ben sana neler yapıyorum. Bu ne ya, her gün. Evde gezemiyoruz senin yüzünde. Senin yüzünden evde gezemiyoruz ya, misafir gelmiyor yere. Bak senin yüzünden eve misafir gelmiyor, alamıyoruz misafirleri. Bu azgınlık ne? Bu ne azgınlık ya? Git, elini yüzünü kapan ya da git. Bir daha da görmeyeyim, cam aç. Cam aç. Ben giremem buraya. Ay ben buraya giremem. Ay. Mesela. Bu da bir örnekti arkadaşlar. Şuraya koyayım. Güzel örnekti mi ama? İyi örnekti ha. Vallahi iyi örnekti. Aklıma geldi bir anda. Bu koku, böyle kokular da var yani. Değişik. Ama değişik böyle. Yaptığınız zaman değişik koyuyorsunuz. Bunlar da var. Bu kokular yine evde bir şey değil. Ben askerde bir maruz kaldım bunlara. Aman Allah'ım, arkadaşlar var ya. Yani öyle bir koku düşünün. Her yer sarı. Sanarsınız sarı köşteyiz yani, o derece. Neyse. Konunun dışına çıkmıyorum da. Anlatacaklarım bunlar falan diyormuşum. Yani bunlar kötü örnek. Demek istediğim, bu örnekler çok kötü örnekler. Aman aman. Aman. Ama ben bunları gerçek bedelini gördüm. Senin böyle kokular da var. Maruz kalınıyor tabii, ister istemez insanlığa. Kötü şeyler, kötü örnekler yani. Başka ne anlatsam arkadaşlar size? Değişik böyle düşünüyorum kendi kendime. Koku, dediğim gibi işte ayak ter, malum kokular var. Başka ne var? Tuvalet kokusu var. Onlar da mesela. Tuvaletin önlerini geçiyorsun. Titriyorsun. Bu ne la diyorsun. Bu ne? İstanbul'u mu yedin kardeşim? Anladın mı? O da var. Anladın mı? Maske. En güzeli maske. Bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. Maske. Doktor maskeleri var ya böyle. Tamam mı? Alıyorsunuz. Öyle geziyorsunuz. Bunun kurtuluşu o yani. Bütün camlar açık yani. Yapacak bir şey yok. Onlar var. İşte tuvalet kokusu var. Yani dondum. Onlar var. Donuyormuşum. Dondum gittim. O var. Bunlar ya. Neler var neler ya arkadaşlar. Aklıma geldi. Tuvalet kokusundan geldi. Tuvaletten daha ileri kokular da var da onları anlatamam kameranın karşısında. Yakışık almaz. Bana yakışmaz yani onlar. Bir kere ilkokulda olmuştu. Hani aklıma şimdi geldi. İlkokulda olmuştu. İlkokuldayız. Kaçı? 6 ayağım gidiyorum. 7 ayağım. Bu daha bu kadar.
Şu makine var ya makine. Bundan daha ufak ha. 6 aya gittim. 6C'yim, 6A'ya gittim. Hava kadar baba. Çanta benden büyük. Tamam mı? Çanta benden büyük. Bayağı bir çanta benden büyük. Daha altta gidiyorum ama çanta benden büyük. Ha bu kadar. Neyse. Bakın sınıftayız. 6'ya falan gidiyoruz. Şaka değil de gerçek sınıftayız. 6'ya falan gidiyoruz. Oturuyoruz işte. Çiçek olduk. Çiçeğiz, hepimiz çiçeğiz. Tamam mı böyle? Kimisi böcek. Ben ağda böcek oldum tamam. Çiçeğiz, çiçek olduk. Öğretmenimizi dinliyoruz. Öğretmenimizi dinliyoruz. El kaldırıyoruz. Tamam işte. İçimizden birisi yapmış, öyle söyleyeyim, yapmış. Sınıfın ortasına, daha ufak ama ergenlik yani, daha yaşları 6'ya gidiyor, 5-6'ya gidiyoruz. Tutamamış galiba, sırasına sıçmış, tamam mı? Hepimiz çiçeğiz. Bakın, hatladığım kadarıyla bırakmış oraya. Sesi çıkmıyor. Sesi çıkmıyor. Daha çocuğuz, mini minna alıyoruz. Benim konsantram bozuldu. Benim konsantram böyleydim, böyle oldum bak. Konsantram bozuldu. Şu taraftan bir koku geliyor, tamam mı? Şu taraftan bir koku geliyor. Şuralardan. Ama böyle bir şey yok ya. Zaten sınıf mandalina, portakal, elma kokuyor. İlk okudu biliyorsunuz. Bir de üzerine onun bok kokusu. Abilerse bok kokusu eklediniz ama yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir ambiyans oldu içeride. Herkes dedi ki hocam bir şey oluyor. Buradan bir şey oluyor, tamam mı? Hoca dedi ki arkadaşlar dedi. Hocanın da el ayağı titredi, tamam mı? El ayağı titredi böyle. Arkadaşlar dedi. Ufak bir ara. bütün herkes dedi okulun bahçesine geçiyor, tamam mı? Hani? Yaklaşık bir saat ara hemen gidin. Gel buraya Ali. Git hademeleri çağır hemen buraya. Temizleri çağır buraya hemen. Kötü bir şey oldu galiba burada. Evet. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Kim? Dönün bakayım, ilerleyin. Kim yaptıysa belli olur şimdi falan diyormuş. Herkes gidiyor. Çocuk işte ya. Anlatacağım o. Hakikaten o da vardı. Aklıma şimdi o geldi. Neler neler. Kimisi sınıfta yapardı. Ergenlik tutamamış. Daha yaş ufak yani. Sınıfa yapmış. İyi oldu gerçekten. Öyle biz dışarıda topman oynamıştık. Top oynamıştık falan böyle. İyi olmuş. Kısa bir ara yaşamıştık. O da öyleydi yani, enteresandı. Kimisi köpek dövüğü yapıyordu falan. Çocukken. Oğlum böyle bir şey yok. Köpekleri gördüm. 10 tane köpek kovalıyor. Altına etmişim falan eve giderken. Daha ufak. Daha yaşlar böyle. 4'e gidiyoruz. Birbirimize anlatıyoruz. Ya böyle bir şey yok yani. Köpekleri gördüm, yapmışım. Ya bir kere bir şey söyleyeyim sana Ali. Söyle. Oğlum sana bir şey söyleyeyim. Bir defa ben de yaptım ya. Nasıl yaptın? Bak şöyle yaptım. Şimdi tamam mı? Okuldan çıktım, eve doğru gidiyorum. Tamam mı? Ama öyle bir geldi ki. Tam eve gireceğim. O anda düştü. O anda düştü verdi yani. Eve kavuşturamadım ya valla. Öyle mi? Ha, iyi. Güzel, iyi. Herkesin böyle anları vardır. Yapan. Benim olmadı. Ama hep duydum yani, böyle anılar duydum. Komik anılar yani. Bu da ona giriyor. Başka bu şekilde. Anlatacağım bu kadar değil tabii ki. Daha senden devam ediyor. Başka. Bir düşüneyim ben. Başka. Daha işinden anlatmalıyım ben size. Başka. Şimdi şey var. Aslında anlatmak istediğim bir şeyler daha var. Böyle oynamaları falan var. Dünlerdeki dansları anlatacağım. Dünlerdeki dansları da ufak bir ara vermem lazım. Aslında. Çünkü altını edeceğim şaka baka. Ama anlatsam mı ya? Dur. Onu da anlatayım. Kısa bir ara verirsen uzar gider. Açık mı kalsın kamera? Açık kalsın. Kamera açık kalsın, hemen geliyorum.
Geldim. Bu düğün havalarına girmeden arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu düğün havalarına girmeden şeyi daha anlatayım. Son kokulayımı da anlatayım. Mesela oturuyorsunuz bir lokanta, tamam mı? Oturuyorsunuz, oturduğunuz ortamda da bu kokuya maruz kaldığınız zaman ufak bir gaz kokusuna şöyle bir şey oluyor. Oturuyoruz, 5 kişiyiz. Böyle bak, yüz böyle bak. Biri mi yaptı? Biri bir şey yaptı. Sanki biraz var sanki. Biri bir şey yaptıysa yani sanki biraz şu taraf. Yani yaptıysa söylesin. Kötü ya. Kötü. Arka. Yani sanki arka, sol olabilir ama olmuyor ya. Sen mi yaptın? Yok, ben yapmadım. Gel kokla. Oğlum ben yapmadım, gel kokla. Allah, herhalde şu taraf yaptı sanki, bana öyle geliyor falan. Bunlar da vardı yani, kötü. Orada da dedektiflik yapıyorsun, gizli ajan, dedektiflik. Adam bir şey yapıyor, herkes dedektif oluyor. Kim yaptı acaba? Kim? Bilinmiyor ama. Oraya bakıyor falan filan. Son bölümü de şöyle bitirelim arkadaşlar. Güzel devam ediyor. Son bölümü şöyle bitirelim. Düğün konularına gelelim, oyun havaları falan. Bu oyun havalarındaki ben o jestleri bitiriyorum işte. Tamam mı? Şimdi düğündesin, tamam mı? Düğündesin. İşte geliyorlar ya, şöyle geliyorlar, tamam mı? Ya hadi kalk ya. Ali sana hadi kalk ya. Ali İhsan, hadi kalk ya, hadi kalk, kalk hadi, kalk, kalk, kalk. Adamın artık egosunu tutar. Bir şey mi olur, anam genelde öyle, bir şey olur, tamam mı? Ya, ben izleyeceğim, bana bir pasta getirsene ya. Oynayın siz ya, ya hanım yok. Ali İhsan abi hadi kalk ya, bak düğüne geldik bak. Bak yeğenimin düğünü, hadi ya bir iki boşluğunda bir dans oynayalım hadi. Oğlum yok ya, o da kendini var ya öyle bir yola çekiyor ki nazdan geberecek. Yok ya, biz izleyeceğiz, biz bu tayfa izliyoruz. Sadece pasta yiyeceğiz. Sadece pastamızı yer izleriz. Siz oynayın, biz izleyeceğiz. Hadi abi ya, hadi bak, hadi zorla, hadi kalk. Kalk hadi ya, kalk. Ya kalk abi. Abicim biz izleyeceğiz ya. Ya abicim biz izleyeceğiz, pastamızı getir ya abicim. Ya bizim pastamızı getir ya. Ali sen abi. Bak bir paket sigara. Bak bir paket sigara benden. Ha. Olur. Yok ya. Bir çekerler naza o düğünlerde. Mesela biri kalkacak ya. Oo. Ne ben anlatayım? Dostlar ne siz anlatın? O kalktırmak için 10 kişi geldi. Ya hadi kalk ya. Ya o an herkes kalktı da hadi kalk ya. Ya hadi abi kalk, hatırımı bak. Ölünü öp ya, hadi ya kalk ya. 10 kişi geldi. Beni de mi kırıyorsun? Bak beni de mi kırıyorsun? He? Hadi. Ya canıma tak etti bak, sen olmazsan olmuyor. Olmuyor. 10 kişi geldi ikna edin. Hadi kalkayım. Hadi kalkayım hadi. Hadi madem öyle hadi kalkayım. Kalkıp giderler, oynarlar. Ama hep beraber, ama kimisi normal oynuyor, kimisi anormal oynuyor. Grupta hep biri vardı değişik oynar. Şunu biraz çekeyim. Siz çaylarınızı tazeleyin. Grupta vardır, hep böyle değişik oynayan biri vardır. Şimdi keşke kamera şuraları da çekse de, yerde bak nasıl sürünüyorum ben. Ama işte göremezsiniz şimdi. Şimdi herkes oynuyor. Bakın ben bir zurnacı gördüm. Onu size anlatmam lazım. Şurada bir sarımsak döveceği var. Bekleyin. Onu alayım. Bakın ben bir zurnacı gördüm. Tamam mı?
düğünü ayağa kaldırdı. Yani oyunun. Şimdi herkes oynuyor. Ali abi. Hadi abi hadi. Oynuyorsun. Oynuyorsun tamam mı? Oynuyorsun. Herkes oynuyor. Ya grupta birisi vardır iyi oynar. Böyle bak. Tamam, kimisi kendinden geçer. Bir tanesi vardır öyle kendinden geçer. Oynar böyle bak. Tamam mı? Değişik hareketleri vardır onun. Herkes ona bakar. Şu var ya kim bu? Dayısı mı? O nasıl bir oynama oğlum ya? Oğlum ne yapıyor ya? Tek ayak mı oynuyor? Öyle bir dikkat çeker ki ortada. Allah Allah. Bir de baston var elinde falan. Bu vardır. Bir de ben mesela bir kere gittim. Düğünü telledim bu arada diyor ama şeye denk geldim. Güzel maçı. Tamam mı? Böyle. Tamam mı? Ama bak. Adam ama yüzü fare gibi, tamam mı? Değişik. Bakın. Keşke şuraya çekebilseydik. Bakın. Biraz çekeyim de. Yemin ederim arkadaşlar. Düğünü coşturdu ya. Yani çok sevdim. Sevdiğim için anlatıyorum. Adam düğünde böyle bak. Bir şekilden şekle girdi. O zurna cin. Davulcu öyle bir şey diyor ki dam 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 dam. Ağzında da bir şey var. Dam 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 dam. Tamam mı? Kendinden geçiyor. Ama sürekli. Yüzü var böyle bak. Adam hareket yapıyor. Zunda çalarken bir yüz hareketleri vardı. Ben böyleyim bak. Dedim bu kim ya? Kim bu? Dedim bu kim? Tanışmam lazım. Bu normal değil. Yani gerçekten düğünü coşturan bir kişiydi. Aklıma geldi de şimdi oynama tarzları falan. Ben ömrümde öyle oynayan görmedim. Yaşanmış bir hikaye. Adam yerlerde sürünüyordu. Böyle zurnayı yerlerde sürüne sürüne söylüyordu arkadaşlar. Davulcu davulu patlattı. Bir, öyle bir vurdu ki davul patladı. Kısa bir ara verildi. Benim güttüğüm düğün bu kadar olur. Adam öyle bir koydu ki patlattı. Neyse. Dediğim gibi. Çok güzel çalıyordu. Çok güzel zurnayı çaldı. Hakikaten. O hareketleri beni mest etti. Öyle söylemişsin. Hem çağırıyor, hem oynuyor. Bütün salonu, adamın yaşı 50-55. Nasıl diyeyim? Çömelek çöme atlayarak gidiyor yani. Atlaya atlaya gidiyor böyle, tamam mı? Ben hiç öyle görmemiştim, normalde çağırırlar biz. O yüzden farklı geldi hikaye. Anlatmak istedim size. Evet. Oynamalarımız da böyleydi arkadaşlar. Oynamalarımız da böyleydi. Düğünlerimiz de böyleydi. Hakikaten düğünleri, bayramları hepsini sevmek lazım. Öyle söyleyeyim. Ben çok giden birisi değilim ama sadece benim izlenimlerim bunlar. Yani kaldırmalar işte falan hani kimisinin kaldırması. Sadece gözlemlemelerim yani. Zurnacı, davulcu, klarnet çok güzel. Çaldılar ya klarnette. Ona ben bayılıyorum. Evet. İndim dereye kaş bulamadım. Nay 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 nay. Klarnet. Öyle. Çatapata çatapata çekeri ya. Oynayınlar. Söylerler böyle. Klarnet güzeldir. Klarnet ne klarnet? Klarnet güzeldir. Klarnet de söylerler. Onun dışında işte ya pasta yiyenler var. Pasta.
pastaneyle gençler öyledir, ergenler. Gençler öyle yapar, tamam mı? Girerler. Bazısı mahalledendir ha, düğünden falan değil ha. Adam düğünle alakası yok. Yoldan geçerken gelenler var böyle. Lan bir girin düğüne falan. Onları da biliyorum ben. Adam düğün tanımıyor. Yoldan geçerken ses duyuyor. Lan gidin bir pasta yiyin bari. Öyleleri de var. Şaka değil ha. Bak. Hani düğünde hemen girmez ama. Ortasına girer ki sessiz sakin. Tamam mı? Düğün olur. Ulan ben şu düğüne gireyim de bir pasta yiyeyim falan. Onlar da var çünkü. Onlar genelde ergen oluyor böyle. Gençler. Gidip işte pasta. Ne pasta var? Alabilir miyiz? Ama 5 tane. 5 tane olsun çünkü arkadaşlarımız da gelecek. 5 pasta, 5 de limonata. Yerler. Sonra abi biz 2 tane de alabilir miyiz? Şeker var mı? Çikolata var mı? Banan var mı? Hepsi sağlıyor. Tamam mı gençler? O var mı, bu var mı? Bir de Şahin gibi izleyenler vardı mesela, tamam mı? Şahin gibi. Adam 2 katlıysa, 3 katlıysa yukarıdan böyle izlerler böyle bak. Tamam böyle bak. Kamera sanki. Görüyorsun değil mi? Kömür olur muyum? Oraya otururlar böyle izlerler sadece deri gibi. Onlar vardır. Dışarıda genelde böyle üzülen tayfa var, tamam mı? Kapının kenarında, tamam mı? Geçerli eğleniyor. Dışarıda bir hüzünlü bir tayfa var. Dram var dışarıda, tamam mı? Hani içeri mükemmel, dışarı böyle var. Onu öldüreceğim, kim o? Oğlum buradan bir çıksın. O tayfalar da var. Yapma. Bak, benim düğünümde ben bunu istemiyorum. Bak, benim düğünümde yaparsan bunu olmaz. Yok abi, onu döneceğim o tikonunu. Onu görecek, o görecek. İçeride de böyle tayfa vardı. O görecek o. O var ya, görecek onları. Onu döneceğim, onu döneceğim. O kim yani, o kim? Bak, benim düğünümde istemiyorum. Bak, yeğenim. Bak ya, eğlenmeye geldik yeğenim. Yeğenim eğlenmeye geldik. Yeğenim eğlenmeye geldik. Bırakın ya, açın ya, açın. Bırakın. Bırakın, ben anlamam. Onu ben döveceğim onu ben. Onu ben döveceğim. Onu ben... Yürüsün. Öyle tayfalar da var. Dışarı dram var içinde. Nasıl olur, nasıl olur bu? Bu bana nasıl olur falan. Bu bana nasıl olur? Evleniyor, mutlu oldu. Olsun, bana nasıl olur, olamaz. Evlenirken yani insan mutlu oldu. Herhalde bir Türklerde var ya, bu adam mutlu. Mutluluğu yakalamış, tamam mı? Mutluluğu yakalamış, adam mutlu olmuş. Dışarıda millet arkadaşları da böyle, bu nasıl olur, olamaz böyle bir şey. Olamaz, bu nasıl olur? Ya oldu işte, evlenmiş. Daha kendini niye sen yırtıyorsun, manyak, iyi bir şey yapıyor. Olsun, yine de dertlenmeye yarayan bir milletiz ya. Hani hüzünlenebiliyoruz yani, öyle söyleyeyim. Mutluluktan hüzünlenen, hüzünden de mutlu olan bir toplumuz. Öyle söyleyeyim. Enteresan yani, öyle söyleyeyim. Düğün anlarında böyle arkadaşlar, ama bunlar yani benim gördüğüm şeyler yani. Çünkü genelde dışarıda böyle bir grup vardı, tamam mı? Oturur böyle, tamam mı? Kendi kendine böyle düşünürler böyle, tamam mı? Orada bir grup var. Değişik bir grup. Onlar da var. Yok, şimdi yalan yok yani. Onları da gördüm ben. Bu şekilde arkadaşlar yani. Umarım yani iyi anlatmışımdır. Stand up show. Bugün de sona doğru geldik. Elimden geldiğince güzel, samimi, eğlenceli, kendi yaşadığım şeyleri anlatmaya çalıştım stand up show olarak. Siz umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince samimi ve dürüst anlatmaya çalıştım. Bizi izleyen insanlar vardı, küçük büyük. Çünkü çok da böyle şey kelime kullanmaya, ince ve kibar olmaya çalıştım. Nacizanelimden geldiğince. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde arkadaşlar. Bayağı da konuşmuşum. Saatte tam yanında benim. Bayağı da konuşmuşum. Umarım memnun kalmışsınız benim bu gösterimden. Nacizane. Kendimce bir hayalin peşinde koşuyorum. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı yapabilirsiniz, beğendiyseniz. Öteki yanına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, iyi ki varsınız. Kendinizi sevin, değerli vaktinizi de aldım. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. Nay 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 nay
nay nay nay.